Tarihte bugün 5 Ağustos 5 Ağustos 1858 İlk transatlantik telgraf kablosu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ilk transatlantik telgraf kablosu çekildi. Yapımına 1857'de başlanan kablo döşeme çalışmaları çok büyük güçlüklerle karşılaştı ve 5 Ağustos 1858 tarihinde tamamlanabildi. Ancak iletilen mesaj sayısı 400'ü bile bulmamışken denizaltı kablosu 1 Eylül 1858'de onarılamayacak biçimde arızalandı. Kıtalar arası telgraf iletişimi ancak 8 yıl sonra 7 Eylül 1866'da yeniden başlayabildi. 5 Ağustos 1897 İlk reklam filmi. İlk reklam filmi 1897 yılında Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildi. Amerika'da çekilen film 5 Ağustos 1897'de New Jersey'deki West Orange Edison stüdyolarında gerçekleştirildi. 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa başkumandanlığa getirildi. 5 Ağustos 1921 günü oy birliğiyle çıkartılan yasayla Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları başkumandanlığına getirildi. Mustafa Kemal Paşa başkumandanlığa geçmesinin hemen ardından yayımladığı Tekalif-i Milliye emirleriyle halkı ordunun donatılması için seferberliğe çağırdı. 5 Ağustos 1962 Marilyn Monroe öldü. 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve pop ikonlarından biri olan Amerikalı yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nun intihar ettiği açıklandı. Ölümü hala tartışılan Monroe, sanat yaşamı boyunca 30'dan fazla filmde rol aldı. 1960 yılında çevrilen Some Like It Hot adlı filmiyle Monroe, Altın Küre ödüllerinde en iyi kadın oyuncu seçilmişti. 5 Ağustos 1971 Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı. Türkiye, 5 Ağustos 1971 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığını ilan etti. Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkileri 5 Ağustos saat 13'ten itibaren yürürlüğe girdi. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan 8. NATO üyesi oldu.